Sevgili seyirciler, İngiltere kraliçesinden Hollywood sanatçılarına ve hatta devlet başkanlarına dünyaca ünlü isimlerin yakından tanıdığı ve takip ettiği bir isim Sakit Mehmetov, Azerbaycan'ın dünyaya mal olmuş ressamlarından. Şu an Bakü'de muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'un yanında eserlerini, onu farklı kılan sanatını konuşacaklar. Hemen biz de o noktaya dönelim ve sözü Fatih Avanos'a bırakalım. Coşkun Özen, her geçen gün Azerbaycan'da yeni bir şey öğreniyoruz. Gerçekten gurur duyacağımız yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Bugün sizleri dünyaca ünlü bir isimle tanıştırmak istiyorum. Azerbaycan'ın halk sanatçısı ama dünyaya mal olmuş bir isim Sakit Mehmetov. Hemen arkamda da zaten ödüllerini göreceksiniz. Almadığı ödül yok, almadığı bir bilim kurulundan ödül yok aslında. Gerek Mustafa Kemal Atatürk ödülü var Haydar Aliyev'den sonra. Tek Azerbaycanlı ödülü alan Sakit Bey. Diğer taraftan Vatikan'dan ödüller görüyorum, Roma'dan ödüller görüyorum, Belçika Krallığı, İngiltere Krallığı. Zaten Kraliçe Elizabeth'in 3 kere özel görüşmesi var, kabulü var. Efendim sizi tanımak, tanıtmak bizim için büyük şeref. Eserleriniz muhteşem. Öncelikle opalizmin kurucusu olarak sizleri lanse ediyorlar. Sanatınıza dair bir bize neler söyleyebilirsiniz? Benim sanatım tabii ki üslubum opalizm adlanır. Opalizm bir taştı, çok değerli, kıymetli bir taştı. Bu bütün dünyanın her yerinde var. Ve değişik renklerde olan renk çalarları aynen benim renklerime benzerdi. Yani bu tabii ki bütün dünyaya ben bununla gösterdim ki yani Allah min iller, milyon iller bundan önce bu renkleri yaradı. Sadece bize de bu renkleri öğrenmek düşer. Siz dediniz ki sadece Avustralya'da ve Afrika'da falan görülen bir taş ve o renklerle sizin resimleriniz çağrıştığı için de sizi opalizmin kurucusu olarak dünyada tanıtıyorlar. Bu anlamda şunu görebiliyorum, dünyaya mal olmuş resimleriniz ama milliyetçiliğinizden, daha doğrusu milli ananevi kültürünüz resimlerinizde, her resminizde mutlaka bir unsur görüyoruz. Azerbaycan'ı görüyoruz aslında. Tekçe Azerbaycan değil, Türk dünyası burada görünür. Çünkü Türk dünyası bizim canımız, bizim dünyamız ve ben Türk dünyasını çok severim. Çünkü biz Türk'üz zaten ve biz Türkler de bütün dünyaya gösterir ki biz ne kadar demek hemrey insanlarla ve insanları çok severiz, dünyanı çok severiz ve sülh sever bir milletik ve Türkler bunu daimi dünyaya beyan edirler. Onun için de ben bizim hansı ülkeye gelim geçsin, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan tutmuş bizim Türkiye'ye kadar Azerbaycan. Yani orada özümü çok doğma hissediyorum çünkü öz vatanındakiyim. Çünkü hakikaten de öz vatanımdı. Ona göre de Türk dünyası bir doğma bir yerdi. Ben Türk dünyasını ressamıyım. Her zaman diyorum ki ben dünyada yaşayan 300 milyon, 400 milyon Türk'ün ben ressamıyım. Ona göre bununla gurur duyuram. Benim için en büyük, siz dediniz ki ödüller var. Benim için en büyük ödül benim Türk olmağımdı. Birinci. İkinci ödül de ki Allah tarafından verilmiş ressamım. Evet. Gerçekten çok büyük gurur. Son olarak Tophane-i Amire'de en son bir sanat galeriniz olmuştu. Orada yine eserlerinizi paylaştınız. Gelecek çalışmalara ilişkin Türk dünyasıyla ortak bir işbirliği, bir beraber bir yerde bir Türk Konseyi'nin de bu arada faaliyetlerini biliyoruz. Bir çalışmanız olacak mı? Tabii ki benim sergim oldu Tophane-i Amire'de. O benim için çok mükemmel bir yerdi. Çünkü Mimar Sinan'ın yarattığı güzel bir inşa ettiği binada benim sergim oldu. Ama yine de bir araya Türk dünyası gelecek ve Türkiye'den büyük bir proje var. O projenin de ben kuratör kim bana söylediler. Yani böyle bir proje var ki bütün Türk dünyası ressamları, tanımış ressamlar bir araya gelecek, devlet sanatçılar bir araya gelecek. Orada film festivali olacak, orada müzik festivali olacak. Ve onu da bana tapşırdılar. Ben çalışacağım ki oraya en değerli sanatçılar davet edeyim. Çünkü Türkiye bir bizim medeniyet, tabii ki medeniyet paytaxtımız İstanbul medeniyet paytaxtıdır. Ve onun için de ben hemşe gurur hissi keçirdim ki biz çok şadam ki böyle bir şeyler olur. Çünkü bir araya gelmemiz hemşe lazımdır. Çünkü bizim umumi bir medeniyetimiz var. Türk medeniyeti var. Umumi dilimiz var. Umumi dinimiz var. Yani bunlar ne kadar umumi de artık biz
kardeş bir ülkeleriz ve biz gün günden daha da yakın olmalıyız. Ve ben TRT vasitesinde teşekkürümü bildiririm ki bu dünyanı bir araya getirmek. Ben mesela için bir 10 yıl bundan önce gedende Kırgızistan'da o kadar da yani tam Türk şivesinde danışmırdılar. Ama bu defa giden de gördüm ki artık, çünkü televizyonun büyük rolü var, TRT'nin büyük rolü var, TRT Avaz'ın çok büyük bir rolü var. Ve bunu hissettim ve orada da ben seyrettim. Onun için de balaca, büyükler belki de çok bilmir ama çocuklar, balaca uşaklar çok güzel öğrenirler. Artık hamısı Türk dilinde danışırlar. Bu benim için çok gurur verici bir aldı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri konuk ettiniz atölyenizde. Değerli aslında dünya ünlü resimlerinizi, sanat eserlerini gördük. Sergey Lavrov'lardan birçok dünyada, ülkede birçok isim gizli kapaklı buraya geliyor. Buranın çünkü ve Sakit Mehmetoğlu'nun hayranı, takipçisi, gerçekten çok önemli isimler var. Ve şunu da ifade edelim. Vatikan'da dizini yere çökmeden ödül alan tek isim, tek Türk, Türkiye dizini yere koymaz dedi çünkü. Onu da o şekilde kabul ettiler orada. Büyük de alkış almıştı. Sayın, sizleri Azerbaycan'ın ünlü ismi, dünyaca ünlü ismi Sakit Mehmetoğlu'yla birlikte onun eserlerini ve yapacağı çalışmalardan bahsettik. Sözü yeniden Ankara'ya bırakalım. Evet, bizi böylesine değerli bir sanatçıyla tanıştırdın Fatih Avanos. Çok teşekkürler. Kendisiyle biz de gurur duyuyoruz. Türk dünyasının ressamıyım dedi. 300 milyonluk ve bununla gurur duyuyorum dedi. Biz de gerçekten çok beğendik eserlerini görebildiğimiz kadarıyla. Kendisine lütfen iletin. Çok teşekkürler bu yayın için. İşte sevgili seyirciler, Türk dünyası, ortak kültürümüz, ortak medeniyetimiz var dedi Sakit Mehmetoğlu. Son derece güzel de eserleri ve bir dileğini dile getirdi. İşte TRT Avaz buna da katkı sağlıyor dedi. Türk dünyası birlik olalım, hep beraber olalım dedi. Biz de bu dileklere sonuna kadar katılıyoruz.